Evet, biraz evvel şu dar yoldan girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçek serasındayız. İzmir Bayındır'a geldik. Saatlerimiz kaç? 11.32. Şöyle göstereyim sizlere. 11.32. Akşam 5-6 gibi çıkarsın dediler. Biraz yatacağız, dinleneceğiz. Buradan Samsun'a çiçek götüreceğiz. Hadi bakalım. Evet gençler, çok sıkıldım. Bari şöyle sizlere etrafı göstereyim. Bu arada şuradaki leti kırdık. Orada 3-4 saatten fazla zaman geçti. Şuradaki gördüğünüz gibi bantladım o köşeyi. Şurayı. Bu yerdeydi. Tekerin oraya takılıyor. Şuraya takılıyor. Bunu kopartıyor. Oraya şimdi gidince led yapacağız. Bu arada şöyle yükleniyor, gördüğünüz gibi aynı sebze gibi kasalarda yüklendi. Burada da dökme var. Bu şekilde yüklenerek gidiyor. Şu bölümü spanzetle bağladık. Sebzede nasıl yapıyorsak bunları o şekilde yaptık. Devamı gelecek. Bu arada her yerde şu gördüğünüz gibi çiçekler var. Ama şu led. Gerçekten böyle bir şey olduğu zaman moralim bozuluyor ya. Ciddi anlamda. Şurada da şey vardı. Kablonun ucunu bantladım. Sen oradan buraya takıl. Buradan da gel abi. Buradaki leti kopart ya. Vallahi billahi. Burada girdiğimiz alan çok dar. Her yer çiçek. Gördüğünüz gibi. Evet gençler, gördüğünüz gibi tarla tapan ikinci yerimize geldik. Burada da yüklememiz yapılıyor. Şöyle çekeceğim sizlere etrafı. Arabayı göstereyim. Tarla tapandan yüklemeye devam. Evet arkadaşlar, Bayındır'dan çıkıyordum. Kardeşim sağ olsun yol kenarında motorla düştü peşime, durdurdu beni. Çok teşekkür Bir ediyorum şey kardeşim, değil sana durdurdum. Allah razı olsun. Bir şeyler Onunla ilerletiyoruz. tanıştık, mutluluk verdin Valla ben gerçekten. de Çok abim, sağ çok ol. mutlu oldum. Sen kimsin, nesin, anlat Sezai bari. Aras olur ben. Sezai. İlk video rantlamayı izliyorum ben senin. Gece gizli uzanma. Sonra baştan sona hep izledim. Gene de izliyoruz, devam ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Çok da güzel videolar yapıyor zaten, izliyoruz. Çok sağ ol. Var mı şikayetim? Vallahi yok abi. Video istiyoruz ama gelsin artık devamlı. Görüyorsun işte halimizi. Aynen. Devam yani ediyorsun. Yetiştirebildiğimiz kadar atıyorsun. Aynen. Allah'a emanet ol kardeşim. Sağ ol abi. Sağ Görüşmek olasın. üzere. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Geçenlerde hatırlarsınız. Bu Torbalı ile Kemalpaşa arasında bir yol var demiştim. Şimdi tekrardan o yoldan gidiyorum. Virajlı ve rampalı bir yol. Şu an aşağı iniyoruz. Retarder. Bu mükemmel ses eşliğinde gidelim istedim. Şunu kapatsam yol görünür mü böyle uzunları yaktığımda kamerada?
Evet, baya baya bir uzun zamandır çift kameralı çekim yapmadım sizlere. Tabii en son şeyde yaptık. Ne kadar oldu? 2 hafta kadar falan oldu. Soru cevap videosu için yapmıştık. Geçen videoda zaten tek kamera çekimler yaptım. Onu izlediniz. Şimdi tekrardan hayırlısıyla uzun bir aradan sonra çift kameralı görüntüden devam. Arkadaşlar yükledik. Bu arada şunu söyleyeyim. Kasanın içi çok berbat oldu. Berbat bir halde gerçekten. Şu sandığı kapatalım. Neden berbat bir halde? Çünkü hep çamur. Ya çamur olmadı aslında da. Yani toprak oldu hep dorsenin içi. Malum hani yeni böyle şey yapıyorlar. Saksılar yeni tarladan alıp hemen arabaya koyuyorlar. Durum öyle olunca da mecburen ne oluyor? Toprak hep oluyor. Zaten çiçek, sera, mera derken taban komple toprak oldu. Malı indirdikten sonra süpürüp yıkattırmak lazım. Artık malı indirdikten sonra onunla uğraşacağız. Burada suyumuz mu bitti? Evet. Gidip güzelce neyi kattıracağız? Yıkama, yağlama yaptıracağız arabaya. Hem zaten bayağı uzun zamandır da kış geçti, yağlamasını yaptırmamıştım arabanın. Yağlamasını da yaptıracağım. Klima. Bugün Serkan abiyi aradım. Abi dedim, ne yapıyorsun? Konuştuk, muhabbet ettik. Abi dedim, şu klima olayını dedim çöz. Nerede taktırıyorsak dedim, gidelim dedim, taktıralım. Hani bu yazı klimasız geçirmek istemiyorum. Bundan sonraki ilk işim, ilk olayım bu klima olayını çözmek olacak. Yani kısa sürede çözeceğim. Çünkü geçen sene yazın abi sinekler bir yerden. Yani sıcak bir yerden yatsan yatamıyorsun. Cam pencere açsan arabanın içi sinek doluyor. Yani felaket sıkıntı çekiyorsun. Yazın ne yaparım yani en kötüsü. Hani 3-4 saat mesela çalıştırıp içeriği soğutsan sabaha kadar çok rahat bir şekilde yatmana izin verir yani hani o klimanın soğukluğu. Zaten şeyde de yolda giderken de şöyle bir durum var. Sürekli cam açık, sürekli bir rüzgar yeme olayı var. Ondan da kurtulurum. Bir rahat ederim. Bakalım. Bu arada taşıdığım yükün tonajını söyleyeyim sizlere. Kantar, hani aracın kendi kantarı şu an 16.8 gösteriyor. Yani 17 ton gibi gösteriyor. Birazdan kantara gireceğim. Bakalım kantarda kaç ton gelecek. Sizlere de onu söylerim. Ufak ufak bahsedelim. Gece fazla çekim yapmayacağım. Gündüze döndüğü zaman çekim yapmaya devam ederim. Bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz? Nerede uykumuz gelecek? Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Ufak bir kıyafet değişikliğiyle güne başladım. Arabanın marşına bastım ve yola çıktım. Saatlerimiz 10.23, 10.30'a doğru geliyor. Bayağı bir uyudum. Bayağı bayağı. Nasıl olsa dedik önümüz hafta sonu. Yolumuz uzun. Fazla da bir acelemiz yok. Ne yapalım? Uyuyalım dedim. Bu saate kadar uyudum. Bu arada Hakanlarla görüştüm. Hakanlar da yük almışlar. Onlar da gelecek. Bakalım belki ilerleyen yerlerde, bölümlerde şey yaparım. Onları da beklerim. Beraber gideriz. Buraklar da orada. Buraklar da arabanın arkasında ufak bir parça arıyorlar. Eğer onlar da bulursa onlar da çıkar. Hep beraber Samsun'a gideriz diye düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Haberleşiyoruz. Oy. Ya bu arada bu GoPro neden acaba şarj almıyor? Yani sebebi ne ki?
bir alıyor, sonra bırakıyor. Şimdi tekrardan bir diğer şeye taktım. Allah Allah. Bakıyoruz. Hayır, olmuyor. Şimdi bir kontrol edelim. Neden şarj olmuyorsun sen? Allah Allah, bir şarj problemimiz var. Ben bunu kaç gündür şarja takıyorum, ediyorum. Yani şarj alıyor gibi gösteriyor ama şarj olmuyor. Neyse, çekebildiği kadar çeksin. Sonra artık uğraşacağız onunla da. Bu arada kuladayım, kulaya geldim. İnce ince gidiyorum. Durabileceğim güzel bir yer bulursam bir kahvaltı yapacağım. Devamında da belki Hakanları falan beklerim orada. Bakalım, sizlere de haber ederim. Öyle bir merhaba açalım. Güne başladım demek için açtım kameraları. Hadi o zaman görüşürüz. Evet, Uşak moladayız. Depomuzu dolduruyoruz. Gene yakıyor bizi bu mazot be. 4.79 nedir abi? Allah'ını seven indirim yapsın ya. Yalvarıyorum. Artık indirin şu mazotu. 3'e çekin. 3 iyi. 3 de kalsın ya. Hadi 3.5. Tamam, hadi 3.5 olsun. Üç 70'lere de razıyım da işte, bakma. Can sıkıcı. Bu arada şarj ettim bunu ya. Sanırım çalışırken şarj olmuyor. Böyle bir mevzu var. Kendini şarjdan atıyor. Anlamadım ama ya da benim şeyde bir sıkıntı var. Neyse, hallettim. %97'ye kadar doldurduk. Biz idare eder yani Samsun'a kadar. Bu arada Hakanlarla görüştüm. Yola çıkıyorlar. Buraklar da birazdan yola çıkıyorlar. Salih giden bir parça alıp Uşak'ta girişte bekleyeceğim. Onlarla buluşacağız. Hadi bakalım. Evet gençler, Uşak'ın girişindeyim ve ilk defa dikkatimi çekti. Burada bir spor moto pisti varmış. Yarış mı var acaba bugün burada? Ne yapsak? Burakları beklerken karşıdaki pistte izlesek mi ya yarışı? Bayağı Yamaha falan filan, Türkiye Moto Federasyonu'nun bayrakları filan var. Eğlenceli olabilir. Kardeşim, ben her seferinde sizi beklemek zorunda mıyım? Babi sevinmek öyle bir şey. Öyle mi? Ulan 7 saattir yatıyoruz ya burada. Hadi devam. Evet gençler, geldi adamlar ya. Vallahi var ya, nasıl sıkıldıydım. Burak'la Muhammed geldi. Ender'le de Hakan geldi sağ olsunlar. Şöyle arkamıza bakıyoruz. Yok. Ender'le şey gidiyor. Burak gidiyor. Hakan'la da Muhammed gidiyor. Dur şu emniyet kemerimizi takalım, gene unuttuk. Şimdi başkanla duracağız. Başkan dinlenme tesisleri var ileride. Orada bir yemek yiyeceğiz. Bismillah diyelim. Yolumuza devam edelim. Saatlerimiz 7 oldu. Bayağıdır yatıyorum yani burada. Ama en azından makara muhabbet gideceğiz. Sabaha kadar. Gideriz ya. Hadi bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Günaydınlar. Zabanan yeni kalktım. Fatih abi video göndermiş. Video atmış. Kornaya kim bastı ya? Fatih abi video atmış. Şimdi onu izleyeceğim ben de. Sizler de izlemek istersiniz, YouTube'a Türk Tracker yaz ve Fatih abinin kanalına git. Hadi bakalım. Genel anlamda birçok insanı ben zaten çok fazla tanımıyorum.
Türkiye ile alakalı hani tanıdığım arkadaşlarım var mesela Nazım Zeki Uysal. Ben onunla özel bir artık bir dostluğumuz oluşmuş, onunla devam ediyor. Kral! Ama genel anlamda değil, adam ya. Çoğun tır abi yok, seviyorum seni. İzliyor musun? Abi seviyorum seni ya. Sen var ya çok kral bir adamsın gerçekten. Mutlu ettin abicim. Vallahi billahi. Keyifle seyrediyorum ya. Şu an yolun keyfini size anlatamam. Hani videodayım. Neyse. Mutluluğum yüzünden belli değil mi? Neyse ben videonun şu anda 9.53. dakikasındayım. 10. dakika ya doğru böyle 10. dakikaya girmişiz. 11. dakikaya doğru ilerliyorum. 21 dakikalık bir video. Keyfi hiç bozmuyorum. Sır şu bölümü sizlere göstermek için kamerayı açtım. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdi söyle, şimdi söyle. Merhaba kaptanım. Merhabalar. Sağ ol abi. Eyvallah, sağ olasın abi. Sağ olasın. Abi burada öğretmenmiş. Bağnaz'dayım arkadaşlar şu an. Bağnaz'da öğretmenmiş. Dedi internetten dedi seni izliyorum. Biraz da böyle hani hararetli geldi. Herhalde koştu. Kapıyı birden açtı, şaşırdım. Dedim kamerayı açayım dur. Hani oraya şey yapayım. Bak Bağnaz'da tanıyanlar. Kornalar mornalar falan. Yıkılıyor. Abi. Kırmızıda geçtim. Bir saat çekeyim burada. Çekeceğim dur. Müsait bir yer bulalım. İleride gidelim. Tamam tamam. Lan yavaş yavaş. İşte bu işin mutluluğu bu ya. Hiçbir şey dememe gerek yok daha. Gerçekten. Vay be. İleride, ileride. Nasılsın? Ne var ne yok? Allah şükür abi ya. Ne yapıyorsun? Anlattıracağım motoru. Abi. Allah şükür abi ya. Sen nasılsın? Bir fotoğraf buraya çekiyorum. Bak 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 yaktı ortalığı bak. Söylüyorum arkadaşlar, güvenlik ekipmanınızı alın, motorunuzun ne olduğu hiç önemli değil, bakkala gitmeniz önemli değil, yani ben kısa mesafe sürüyorum demek önemli değil, lütfen kaskınızı takın ya gerçekten. Neyse Bağnaz'ı çıkıyoruz, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başkan dinlenme tesislerine geldik Bağnaz'ı çıktıktan sonra. Bu arada sen nasıl yanıyorsun ya, sen ne güzel bir şeysin maşallah ya. Maşallah maşallah. Allah'ım sen nazardan ol ya Rabbim. Oo bir tane daha gidiyor. Evet şimdi Burakları bekliyoruz. Hakanlar burada. Ne yiyoruz? Ismarlıyorum. Ne ısmarlıyorum? Evet. Kanka karanlık çıkıyor ya. Ne ısmarlayayım? Kanka ne ısmarlıyorum? Ben hesap ödeteceğiz şimdi. Kim? Ödetmeyeceğiz tabii kanka. Kanka şurada dursun, ikimizin sesini alsın.
Islak mendilin nerede abi? Islak mendil orada. Şu aynayı bir sileyim ben ya. Silsin. Bir kuru versene abi oradan bana. Değil. Hayır, kuru. Evet gençler, 3 araba. Gidiyoruz gördüğünüz üzere. Muhammed benimle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Çekelim. Hiç bakmıyor bile. O selektörden sonra. Yüzü aydınlanıyor ben buradan basınca. Aa, kantar var. Hadi girelim kantara. Oo, cam gibi vurdu ya. Ben diyorum arka niye görünmüyor? Pislikten. Yaşar sağ olsun, Muhammed bana eşlik ediyor. Onunla beraber yol alıyoruz. Sohbet muhabbet dedik. Hadi kameralar açalım. Her zaman böyle 3 araba denk gelmiyor. Şu kameramızı ayarlayalım. Biraz aşağıya. Heh. Her zaman böyle 3 araba denk gelmiyor. Güzel çekimler yapa yapa gidelim. Arabayı bir takip etsene abi, kaç ton gelecek? He şeye mi? Dur bakayım. Şeye yapsın da. Sola yanaşır bakalım. Aynen tamam mı? Tamam tamam, sıkıntı yok. Vallahi eline koluna sağlık abi, tertemiz oldu. Harbi de arkası görünüyormuş ya, öyle bir şey varmış ya. Ledler daha iyi yanmaya başladı. Valla. Dur bakayım sizin araba. Hayda, polis var çıkışta. Boşu kaç sizin araba? Boşu 15.600 civarı abi. Yani şu anda depo full değil. 15.400 falandır şu anda. Evet. Hakan abi. Efendim Hakan. Kapattım kanka, kapattım zaten. La yok öylesine ya. 38.110 araba. Hesapla iyi. Tamam kanka. Tamam hadi. Parça dediler, doğru. Parça da 700 dediler. Ya tabi şeye göre, tır yüküne göre şu an abin dediği gibi biraz da hani 24 tonu 24 ton gibi gider o. Hani daha fazla diyorum. Abi. Daha mı? Yani asılma payı çok fark ediyor. Çok hantal kalıyor tıra göre. Yani şöyle söyleyeyim sana. Camı alamadım, kusura bakmayın, şöyle çevireceğim. Römork 5 ton. Römorku söküp arabanın kendi üzerinde, çekicinin üzerinde 5 ton yük olduğu zaman hiç fark etmiyorsun. Ama boş arabayla römorku taktığın zaman çok fark ediyor. O arkadan çekmesi çok fark ediyor arabayı. Kaza olmuş orada. Hakan diyordu telefonla daha demin. Kaza olmuş falan. Mesela Renault Broadway ile Tofaş. Birkaç araba birbirine girmiş. O şeyde karayolları arabasına vurmuş, bir şeyler olmuş. Aynen. Hayda, yağdan mı geçtik, şeyden cam, mi geçtik? Cam kırıklar falan vardı. Şey yaptı. Yine geçmiş olsun dedi. Gitti seninkiler. Açıldık bir ışığa takıldık. Gerçi takılmadık, durmadık da fazla. Ledlerimizi yakalım. Duruyorlar mı? Bizimkiler de yapıyor.
çıkardı da. Basmıyorsun. İyi ki basmıyorsunuz ya. Çayın tazeliği mi abi? Valla tazeli kardeşim. Ama su var mı? Su içinde var. Sen çek ya içerisine. Hatta su alalım. Dur bundan birer bardak daha çıkar herhalde. İkimize çıkmaz. Nasılsın ya? Şimdi içindeki su sıcak ya. Hemen en azından şu ılır ılır. Hani fazladan su olsun. Evet gençler biz çaylarımızı içerek devam edelim. Sonra kameraları gene açarız. Hadi bakalım. Kanka bir daha söyle. Bizim hayatımız deniz manzaraları. Bizim hayatımız deniz manzaraları. Bak bak geldiğimiz yerin sonu denize çıkıyor gençler. Geldik. Allah'ın izniyle vardık. Birazdan vardık. He? Vardık mı? Vardık ya. Artık 3 gün sonunda geldik yani. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Birazdan şuraya indireceğiz. Atakum'dayız. Gördüğünüz gibi ağaçlık, çiçeklik. Şöyle şurada bekliyoruz. Birazdan malzemeyi indireceğiz. Deniz kenarı da var. Bakalım nereye alacak, nasıl indirecek, nasıl bir işlem yapacak göreceğiz. Evet arkadaşlar, bize dediler ki siz gidin. Akşama hani gelin arabayı alın dediler. Mantıklı olarak da ben de kelleyi söktüm. Allah, bu neydi ya? Kelleyi söktüm, gördüğünüz üzere arkada dorsa yok şu an. Taksi gibi gidiyoruz. Öyle yani. Akşam gideceğiz. Korsemizi alacağız nasipse. Ya bugün günlerden pazar. Pazar boşaltmaları bile bir mucize yani. Güzel oldu. Arkadaşlar her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne sürüyorsanız sürün. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye